hırsızlardan, bu serserilerden şikayetçiyiz. Mahallede huzur kalmadı. Benim ablalarım bak orada tandır ekmeği pişiriyorlar. Evet. Hani maddi durumlar olmadığı için mecbur ekmek pişiriyorlar. Evet. Ekmek de pişiremiyor. Tek kişi başı orada duramıyor. Bak orada gördüğünüz gibi serseri oraya girip esrar çekiyor, içki içiyor. Tiner çekiyorlar. Ablalarımız da burada korkuyorlar tek başına. 2-3 kişi gelir burada birbirini nöbet tutuyorlar. Birbirini koruma amaçlı. Hacı abimiz de buraya çıkıyor. Mahalleli nöbet tutuyor. Nöbet tutuyorlar ekmek pişirene ekmek kadar. Ekmek pişirinceye kadar mahalleli kendi arasında nöbet kendi tutuyor. Kendi aramızda birbirimizi koruyoruz. Ha. Nöbet tutuyoruz ki serseriler... Dün de bir tane serseri oradan çıktı. O bana ters baktı, ben ona ters baktım. Allah Allah. Bize huzur kalmadı. 2 defa, 3 defa da beni tehdit ediyorlar. Bakın ev sahibinin eşyalarını hepsi çaldıkları için, ev sahibime haber verdiğim için... dediler ki bana, sen sert kaya çarptın. Yanlış kapıyı çaldın bana dediler. Bize bulaşmayacaktınız dediler. Ondan sonra gelip eşyamı çaldılar. Ben evde yoktum. Geldiler kapımı kırmaya çalıştılar. İçten içeride benim ev sahibim deposu var. Evet. Onun eşyaları vardı içeride. Evet. Oradan kapıyı kırıp benim evime girmek istediler. Biz bu iş üzerinde duracağız Allah'a. İnşallah Allah razı olsun. Sizi yalnız bırakmayız. Rabbim sizlere zeval vermesin. Sizi onlarla da karşı karşıya da bırakmayız. İnşallah Allah gördüğünüz gibi. Yani bizim hayat, yani sağlık güvencemiz yok bu mahallede. Her yer bak 4 taraf yıkık metruk binalar. Gördüğünüz gibi. Devlet kendi vatandaşını hırsızın ve uyuşturucunun biz mahallece bu hırsızlardan şikayetçiyiz. Allah rızası karşı için karşıya da Sayın Valimize sesleniyorum. Allah rızası için Sayın Valim elinize öpüyorum. Saygı duyuyorum sizlere, hepinize. Gelin bu mikro binaları bir an önce yıkın, bir çare yapın, bir el atın. Yani çocuklarımız korkudan çıkamıyor, genç kızlarımız var. Bakın kimse damından yatamıyor, balkona çıkıp yatamıyor, kapının önünde oturamıyor. Hepsi yani artık havalar da çok sıcak. İnsanlar sıcakta bunalıma giriyor. Dışarı çıkıp bir temiz hava alamıyorlar. İçeride mahkum kalıyorlar komşularım, bizleri hepimiz. Evet. Vallahi ben de aynı şekilde abi, ben de korku içindeyim. Çocuklarım şimdi ben çarşıya gideceğim, oğlum diyor anne gitme korkuyorum falan. Benim de işim gücüm var, ne yapacağım? Çıkamıyoruz evimizden. Korkudan. Damımızda uyuyamıyoruz. Gece de kullanıyorlar değil gece, mi? Gece evet, sabaha evet, kadar. Evet sabaha kadar. Gece gündüz geliyorlar. Gece gündüz kullanıyorlar. Bilmiyorum yani kimdir de bilmiyor, tanımıyoruz. Nereden tanıyorsun? He. Peki polis ya da bekçi herhangi bir... Geliyorlar vallahi Allah var. Onlar da geliyorlar. Onlar geliyorlar. O sırada kimse yoktu. Evet. Gelene kadar kaçıyorlar. Gelene kadar kaçıyorlar. Siz şikayet ediyorsunuz. Şikayet evet, üzerine geliyorlar. Geliyorlar kaçıyorlar. Onlar da bulmuyor yani Allah var geliyorlar. Ama ne yapacağız abi? Vallahi biz çok korkuyoruz. Allah rızası için bize bu işin çözümü var edin. Yani. Devlet, bir çözüm bulun. Devlet yetkilileri, yetkililer, bu şehrin yetkilileri işte görüyorsunuz buna abi, çözüm bulmalı. Halimizi. Evet. Bunun çözümü yani sizi zaten hırsızla... Bizim de gücümüz, imkanımız olsaydı burada mı kalacaktı? Ama yok, ne yapacağız? O gün mahallesine geldik. Burada metruk binalar var, harabe evler var. Tabi bu metruk ve harabe evleri mesken edilen hırsız ve uyuşturucu bağımlıları mahalle için ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Aynı zamanda büyük bir tehlike de arz ediyor. Bir şehrin yapısı ve görünen yüzü o kentin insanına verilen değerin göstergesidir. Siz bir şehre nasıl yatırım yapıyorsanız, orada nasıl bir çalışma yürütüyorsanız, o şehrin insanına verdiğiniz değerin bir göstergesidir. Yani iyi yönetilen bir şehirde 3-4 yılda bir asfalt yenilemeleri olmaz. 3-4 yılda bir kaldırım yenilemeleri olmaz. Aynı zamanda iyi yönetilen bir şehirde, bir kente harabe evler bulunmaz. Meskenler bulunmaz. Çünkü bu meskenler, şu an bakın biz bayanları, mahalleli sakinlerini dinledik. Yani bayanlar korku içerisindedirler. Çocuklarını tek başına evde bırakamıyorlar. Çarşıya kadar gidemiyorlar. Burada mahallenin bir özelliği olarak tandır ekmeği yapılıyor. Aynen. Mahallenin birisi tandır ekmeği yapıncaya kadar diğerleri kendi aralarında nöbet tutuyorlar. Hangi çağda yaşıyoruz? Hangi zamanda yaşıyoruz? Şu an devlette hırsızlık ve madde bağımlılığı yasak değil mi? Bunun önlenmesi için gerekli adımlar atılması gerekmiyor mu? Ama şu harabe evlerin, metruk binaların olması ve bunu birilerin mesken edilmesi dolaylı yönden aslında bu madde bağımlılığına bir teşvik değil midir? Bunun için bir zeminin oluşturulması değil midir? Bunu size soruyoruz. Yani
Bir genç düşünün. Zaten buranın, şehrin en büyük sorunlardan bir tanesi işsizliktir. Hele hele kenar mahallelerde işsizlik sayısı daha fazladır. 18-19 yaşındaki bir genç kendi kendine şunu diyorsa, yani mahallenin ortasında, merkezinde aleni bir şekilde gelip uyuşturucu kullanıyorlar, uyuşturucu satıyorlar. İş imkanı bulamayan bir gence işte bir uyuşturucu, bir madde satımıyla kolay para elde edebilme imkanı ve fırsatını bulmuş olmuyor mu? Kendi zihninde bunu düşündüğü vakit doğal olarak aslında bu madde bağımlılığına ya da hırsızlığa ya da suça bulaşmaya bir teşviktir. Hani devletin ya da yetkililerin, şehrin yetkililerinin vazifesidir, vazifelerinden bir tanesidir. Kendi halkına refah ve yaşanılabilir bir kent anlayışı sunmak zorundadır. Bu anlamda mahallemizin şikayetleri var, mahallemizi, mahalle sakinlerini dinledik, sorunlarını aldık. Buradan Siirt'in belediyesine, Vali Bey'e sesleniyorum. Buradaki bayanlar eğer korku içerisindeyse, yani buradaki bayanları kendi eşiniz, kendi kızınız, kendi annenizin yerine koy. O yetkililer hangisiyse fark etmiyor. Eğer güven içerisinde değillerse, sizin güven içinde olmanız ne anlam ifade ediyor? Siz kendi evinizde, kendi makamlarınızda, etrafınızdaki korumalarla çok güven içerisinde olabilirsiniz. Ama yönettiğiniz bir şehirdeki bir bayanın içinde korku varsa, onun çocuğunun gözlerinde, şu çocuklara bakarsanız korkuyu göreceksiniz. Onun çocuğunun gözlerinde korku varsa, sizin makamlarınızın, sizin yetkilerinizin hiçbir anlam ve değeri yoktur. Evler birbirine bitişik, çarpık bir kentleşmenin olduğu bir şehirde yaşadığımız için, dolaylı yönden aslında buradaki sorun hemen bitişindeki eve çok kolay sirayet edebiliyor. Ama mahallenin ortasında, bu meskenlerin ortasında şu harabe ev var, şu metruk ev var ve hırsızlar, madde bağımlıları burayı mesken edinmişler. Mahalleye ciddi bir zarar veriyorlar. Yani mahallede bir korku, bir panik ortamı var şu an. Bunun bir an önce önlenmesi lazım. Eşyalarım çalındıktan sonra. Bakın gördün ki gardırobum orada. Evet. Yatak yorganlarım her şeyin üstündeydi. Tüpüm de oradaydı, büyük tüpüm. Gelip oradan çaldılar. Buradan geldiler, oradan eşyalarımı çaldılar gardırobum. Yani gündüz vakti geldiler. Her gündüz vakti geldiler. Ben şu an hiçbir eşya yok. Yatak, yorgan ne bulduysa dolabın üstünden aldılar. Piknik tüpüm, büyük tüpüm. Sağ olası yardım sahibi sever abiyle bana getirmişti tüpüm. Ne bulduysa götürdüler. Sizin şehrinizin, yönetiminizin şehrin merkezinde gündüz vakti hırsızlar aleni bir şekilde eşi olmayan bir bayanın evine giriyorlar ve emniyet güçleri maalesef buna çözüm olarak buraya bir kilit vurun diye işi kapatıyor, işin üstünü örtüyor. Şimdi bu sizin yönetim anlayışınıza ne kadar uygundur, artık bunu halk kendisi kararlıysa.